Haftanın üçüncü gününde 50.000 TL'ye giden yolda İrem Gelin için gelinler puanlarını kullandılar. İremcim, her şey için çok teşekkürler. Rica ederim Aslanım. Kaç bekliyorsun? Kaç bekliyorum? En yüksek 4 bekliyorum tabii ki de. Evet. Kimden bekliyorsun 4 puanı? 4'ü kimden bekliyorum? Yani Şeyma'dan bekliyorum. Hı-hı. Çünkü yine en olumlu yani yorumları yapan oydu bugün. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Evet. Bakalım. Ordulu Şeyma'dan başlayalım. Evet. Şeyma'cığım, önce sebepleri ardından puanını görelim. Aslı Hanım, öncelikle bence İrem arkadaşımızın gerçekten bir tarzı olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntısı evi küçük olduğundan bunu belli edememiş bence. O yüzden ben genel olarak aslında beğendim. O zaman puanını görelim. Benim sana puanım 4. Oo, çok teşekkür ediyorum. 4 puan. Evet. Vallahi doğru. Doğru bildim. Bugün doğru biliyorum. Yani doğru diğer yarışmacılar için de doğru bileceğimi düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Ben Bilge'yle devam etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir tahminim var mı? Söyleyebilir miyim? Yani 4'ü neyden olarak verdin ben acaba? Ben haksızlık yaptığını evet, düşünüyorum aslında. Gerçekten öyle boş duvarlara, ütüsüz perdelere, evet. mutfak daralmış bir salona ve gerçekten dediği gibi arkadaşımın salon avizesi gibi yatak odasına takan yani avizeler. Ben sana dördü neye verdiğimi söyleyeyim mi? Öncelikle her şey gerçekten bir eşya değil. İrem'in gerçekten iyi niyeti belli oluyor. Ve ama evinde misafir olduğumuzu da benim için misafirperverliği de çok önemli. Evet. Ne senin kadar sesi yükseldi ne de senin kadar. Niye ben size dün bağırdım mı? Bir dakika, ben size dün bağırdım mı? Tamam, ben İrem'den daha memnun kaldım. Yani biz şimdi burada eve mi bakıyoruz Aslı Hanım, yoksa iyi niyete falan mı yani? Yoksa ben de çok iyi bir insanım baktım, yani. Sofrasına bence baktım, oturma odasına baktım. Bence arkadaşım yani kendi günü olduğu için sofra var mıydı bence ki bugün Aslı Hanım? Biz ayaktaydık, bunun sofra bile yoktu. Sen bu 4 puanı nereye ama verdin? Ama programa katılırken ben bunu söyledim evet zaten. Evet. Ben bunu bilerek katıldım bu yarışmaya. Tamam. Kendi tercihimdi böyle sunmak. Ama bak görüyorsun ki masasız, masayla birlikte ama ayakta olduğumuz halde de 4 alabiliyormuşum. Bence Şeyma kendi gününü oynuyor çünkü sen salonu yani burası bence yatak odası olmalıydı. Zaten yatak odan gel. Yatak odam olsaydı dolabım sığmayacaktı ama şey mi? Benim gerçekten de öyleydi ama siz sürekli de dedin yok çocuk odasını al, çocuk odasını al. Senin odan daha büyüktü bu odadan. Yatak odam bile. Ben aynısını sende de söyledim Şeyma. Elif arkadaşımız dedi ki işte bence bu dolabı oraya koymalısın, giyinme odası yapmalısın. Ben kendi tercihim, sen buna karışamazsın. Sığamadığı için ben zaten koymadım. Bunu tamam, daha önce bak, ben zaten düştüm. Şeyma'cığım kendi gününde çok az kaldı bence. İrem de aynı bir sebepten koyamamış yani. Senin yani aslında bunu sen anlaman gerekiyor. Ben anladım zaten Şeyma ama 4 puan hak etmiyor gerçekten. Çünkü mutfağında da eksikler vardı. Bak ben de gerçekten evindeki bazı detayları ve eşyalarını beğendim. Ama ben hani evin dar salonun yani seçmiş olduğun eşyalar, biz buna bakıyoruz sonuçta. Hı-hı. Ben onu hoş bulmadım tamam, yani. Tamam, seçmiş olduğu eşyalara bakıyoruz işte ve bence mobilyası gayet de güzeldi. Ben mobilyasını beğenmedim mesela, beğendim yani ben de ama... Sen koltuğu nereye koyduğuna vesaire de mi bakıyorsun? Tabii ki de evi dar almış, ona göre bakacağız. Gerçekten ama alanı yoksa ve geçerli. Ona göre mobilya seçilecek ama. Bana ben bunu kabul ben edebiliyorum. Zaten, evet yani bunu bilmiyorum, beğendiğimi ben dile getirdim. Böyle tercih ediyorum. Senin de dün öyleydi. Bu arada ben bugün de benim miyim Şeyma'cığım? Ona hayır, ne dedin de. Yok ben hayır bayağı sanırım hakaret falan ettim. Yani gözümü bile benzetemediğinde hiçbir şey söylemedim. Gerçekten biz demek ki çok kaba karşılamışız arkadaşımızı. Evet. Ya şimdi şöyle, tabii ki de bir benim şey... Benim sesim kalın olabilir, ince olabilir. Bence bununla da yargılamayız. Benim de sesim normal, yani çok yüksek çıkar ama burada emin ol alçaltmaya çalışıyorum yani bunu. Yarın o zaman göreceğiz Şeyma'cığım. Evet. Yarın Şeyma'nın günü olduğu için kendi gününü oynuyor. Onun da yaptığı kötü yorumlar vardı ama bence 4 puan buraya fazlaydı. Evet, Bilge'cim seninle devam edelim. Önce düşüncelerini bizimle paylaş lütfen. Genel olarak evini beğendim. Hı hı. Tüller gerçekten olmadı. Mutfakta unuttuğun aspiratörün telleri de olmadı. Evet, biliyordum. Genel maalesef olarak beğendim. Puanını görelim Bilge'cim.
Benim sana puanım... 3 puan. Teşekkür ederim Bilge'cim. Çok sağ ol. Beğenmediğin yerleri en azından söyledin. Evet, tellerim eksikti. Çok özür diliyorum. Yanlış bir zamanda oldu. Ben maalesef attım telleri. Olan telleri de attım. Temizlenmedi o yüzden evet, mi? Evet, temizlenmedi. Çünkü kararıyor. Evet, temizlenmediği için attım. O yüzden de aldım ama yanlış ölçü almışım. Kusura bakmayın. Böyle ağırlamak tabii ki de istemezdim sizleri. Ama çok teşekkür ediyorum verdiğim puan için. Açıkçası senden bekliyordum bu puanı. Teşekkürler. Çok, çok güzelsin. Sağ ol. Sen de çok güzelsin. Çok teşekkür ediyorum. Güzel kalpleriniz sağ olsun. Elif Nur. Evet. Nasıl bir bakıştı o Bilge'ye öyle. Vallahi ben korktum. O bakış. Kedi gibi gözlerinle fena baktın. Bazen bakışlarıma hakim olamıyorum aslında. Evet. Kendiliğinden oluyor böyle şeyler. Oldu. Gördüm, yakaladım. Evet. Puanını merak ediyoruz. Öncelikle İrem arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladın. Dediğim gibi evine mobilyalarını biraz büyük buldum. Onun dışında perdelerim beni çok rahatsız etti. Yani evet, hani maalesef. Hem salonda hem yatak odasında en azından hani birinde olsaydı gerçekten bunu bu kadar göz önüne getirmezdim. Evet. Onun dışında mutfağında da tezgahımın üstünde hani kendimle kıyasladığımda bana yorum yaptığın şeylerde de sofranda da o şekildeydi. Yani benim masamı karmaşık buldun ama senin masan da karmaşıktı. Evet. Yatak odanın da avizelerin, mutfak avizen ve yatak odası avizeni de beğenemedim. Peki bu avizeyi beğendin mi? Evet, bu avizen bu salona uymuştu ama hani burada da gold tonlaması olmamıştı. Şöyle düşün ama Elif'ciğim, yani o yatak odasına da sence yani nasıl bir avize gidebilirdi ki? Minicik bir avize mi gidebilirdi? Yok, minicik bir avize de gitmeyebilirdi ama o da çok büyüktü gerçekten. Yani evet. Avize çok büyüktü gerçekten. Ama odaya uyum sağlamıyor muydu sence? Hani dolaplara, o aynasına, ne bileyim, griliği. Hani ona uygun aslında seçip evet, aldım. Evet, griliği uyuyabilir ama gerçekten salon avizesi gibiydi orası. Yani hem o hem mutfağın avizesi de o şekildeydi. Evet. Tarzım bu. Benim sana puanım. Puanını görelim Elif'ciğim. 2 puan. Bekliyordum Aslı Hanım. Aynen, evet. Bekliyordum. Şaşırmadım açıkçası. Çünkü bu kadar kötü yorumdan sonra. Hiçbir şeyi beğenmediler maalesef iki arkadaşımız. Yani bilmiyorum, keşke bari benim ona verdiğim puanı verseymiş. Bari hak, sen kaç hak puan vermiştin? Olsaydı, hak yenmemiş olsaydı kaç ben 3 vermiştin? Puan vermiştim. 3 puan vermiştin. Evet. Bence insanların birbirine verdiği puan değil, eğer beğeniyorsak bize verdiği puandan daha da yüksek verebiliriz. İzleyiciler görecek. Eğer beğenmiyorsak yani da daha diyorsun ki burası benim evimden daha düşük bir ev olduğu için 2 puan verdim. Evet. Daha iyi bir ev küçük olduğunu düşünseydin. Yok, küçük olduğuyla alakası yok. Mesela bulamayabilirsin. Yok, düşük dedim yani. Düşük. Yok yok, küçük, küçük ev olduğu için. Küçük bir ev olduğu için böyle küçük olabilir, evin çok büyük de olabilir. Sanmıyor. Mesela benim de yatak odam çok büyüktü ama mobilyam küçüktü. Onu da mesela ben tercih etmiştim. Sen ama de ona yorum yapmıştın. Ama gerçekten ben Elif şeyi sen düşünüyorum. Sen de buraya birinciliğe gerçekten oynadın bugün. Bunu fark ettim. Ay, gerçekten. Ve sen birinci olacaksın. Belli oldu bence bu kadar kaostan sonra. Ne, kesinlikle. Çünkü bizim hep kendi gününü oynayacak. Kendi gününü oynayacak evet. Bilgeciğim. Emin olabilirsin. Daha görmediğimiz... Ya ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Daha görmediğimiz iki ev var bence. Hayatım, bir ama şey bence söyleyeceğim. De. Bizim programda adalet yerini evet, bulur. Evet, gerçekten bulacak. Çok teşekkür sizin ediyorum. Sayenizde. Sonuç itibariyle bu evde her şeyi dikkatle izleyen evet. Biziz. Evet. Benim ekibim. Dolayısıyla bizim adaletimiz evet. Şaşmaz. Dışarıdan nasıl gözüküyor bilemem ama ben içeriden her şeyi layıkıyla gördüğümü düşünüyorum. Bu arada şu küçük büyük ev konularına gerçekten evet. Çok sinirleniyorum ve ben bir şey söylemek istiyorum. Küçük evmiş, büyük evmiş, yok efendim küçük ev olduğu için şudur, bunların önemi yok bizde. Ya benim için asla önemli değil. Bilakis küçük bir ev içinde nasıl bir uyum sergilemiş, nasıl tertipli, nasıl titiz, nasıl temiz, mis gibi çiçek gibi bir ev, çiçek gibi bir mutfak, mis gibi bir yatak odası,
bunlar benim için çok daha önemli ve değerli. Evet aslında. Yani büyük eve herkes bir şekilde sığıyor zaten. Efendim senin evin de çok büyük bir ev değildi yani. Evet ben mesela yani büyük ev olup mesela ben de dediğim gibi katalogdan seçtiğim için yatak odam benim de mobilyam küçüktü. Evet. Arzu ediyorsunuz. Yani olabilir bunlar. Hepiniz evlerinizi ilmek ilmek evet. döşüyorsunuz. Ben hepsini biliyorum. Yani hiç kolay değil bir ev yapmak. Uzaktan görenler mesut sanıyor diye bir şarkı var ya. Aynen öyle. O sebeple hiç kolay değil yuva kurmak, evlenmek. Evet sizi en iyi ben anlıyorum. Evet. Çünkü ben kaç bölümdür sizlerle bunu birebir yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Evet, şimdi bizim Kayserili Şeyma'da sıra. Şeyma önce sebeplerini duyalım, ardından puanını çok merak ediyoruz. Öncelikle evindeki eşyalarını beğendim. Mesela yatak odamı da beğendim. Nasıl beğendim? Eşyaların güzeldi ama evine göre yanlış seçimler olduğunu düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi avizeni mesela beğendim, masanı da beğendim. Ama mesela bu masa burada olmasaydı mesela... Ay çok pardon. Çok pardon değil, hep bunu masa muamelesi yapıyorsunuz ya. Bu orta sehpa. Orta sehpayı da şöyle söylemek istiyorum, sözünü kestim ama. Orta sehpa biraz aileden, anneden, babadan hep bir alışkanlık. Evet. Gerçekten eminim ki annende de orta sehpa evet, vardır. Aynen, orta sehpası olan bir ailede büyüyen... Gerçekten böyle bende de vardı bu. Benim annem de orta sehpasız. Evet. Mümkün değil olmaz. Mesela sizin annenizde orta sehpa yoksa siz de kendi evinizde orta sehpa aramıyorsunuz. Bazı şeyler aileden hani gördüğünüz şeyleri ister istemez evimize hepimiz taşıyoruz. Puanını görelim mi? Tabii. Puanımı atıyorum, açıklıyorum. Çünkü artık görelim. Benim sana puanım. 1 puan. Biliyordum. Hissettim. Biliyor muydun? Hissettim. Ben hissetmedim. Gerçekten ben vallahi hissettim. Şok vardı şu an. Neden şok oldun? Kaç kere beğendim dedim evet. ama bir şeyleri şöyle. Beğendiğini söyledin ama hiç mi yemek yoktu? Şöyle, yok emeklediğim için teşekkür ederim misafirperverliğim için de. Şöyle beğendim dediğim gibi ben evindeki parçaları beğendiğimi zaten söyledim. Beğenmediklerimi de söylemiştim sana. Parçalarını beğendim ama eve dekorasyon hani o konuda beğenemedim. Onları da söyledim zaten. Evet. Anladım, ben senin vicdanınla bırakıyorum gerçekten. Teşekkür ederim. İnşallah vicdanın rahat bir şekilde bu haftayı bitirin ama emin olun bu oyunu ben de bozarım yarın. Gerçekten bozarım. Şeyma Hanım 1 puan verdiğinde şoklara girdim. Gerçekten şoka girdim. Çünkü oynadı bence. Ona dedi beğeniyorum, buna dedi beğeniyorum. Ben zannettim 5 verecek. Biri gördüğümde çok şaşırdım. Tam ama Şeyma'lık performanstı. Evet toplamda 10 puan aldın. Evet. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Sevgili İrem, gerçekten çok zarifsin, çok kibarsın, çok da cicisin. Bugün ilişki testinde eşinle birlikte gerçekten muhteşem bir performans sergilediniz ve altını kazandınız. Buna çok mutlu oldum ben. Onunla birlikte eve gelirsek eğer salon gerçekten... Çok küçük, evet ev küçük ama salon ekstra ekstra küçük bir salon. Yani böyle salonlarda yapmamız gereken bence doğru mobilyalar seçmek. Yani çok büyük mobilyalara gitmemek. Biraz daha minimalist, daha küçük, minik objeler, işte orta sehpası vesairesiyle daha küçük mobilyalar seçmiş olsaydın biraz daha bu alanı rahatlatırdın diye düşünüyorum. Ama sen de arzu ediyorsun tabii ki yeni gelinsin, mobilyacı da beğeniyorsunuz, mobilyaları almak istiyorsunuz evine. Seni de çok iyi anlıyorum. Ama onunla birlikte
seçmiş olduğun renkler sebebiyle son derece ferah bir salon olmuş. Çok doğru yapmışsın. Yani küçük metrekarelerde açık renkler, bol bol açık renkler kullanmak lazım. Ayna kullanmak gerekiyor. Açık renk kullanarak doğru bir tercih yapmışsın. Çeyizinde çok fazla şeyler göremedik ama bize nasıl ölçü alınır bugün öğrettin, gösterdin. Bence bundan faydalanan çok insan olmuştur diye düşünüyorum ve sana tekrar teşekkür ediyorum. Yemek masana gelince lezzetler gerçekten mükemmeldi. Tabakların, bardakların, çatalların uyumunu da ben çok sevdim. Benim puanımı da sen cuma günü göreceksin. Bu arada kırmızı elbisen sana çok yakışmıştı. Yuvanda mutluluklar diliyorum. Evet Ayşe için çok teşekkürler ediyoruz. Hepinize rica teşekkürler ederim, ediyorum. Rica ederiz, evet. Yarın 4. gün biz neredeyiz? Ordulu Şeyma'ya konuk oluyoruz. Şeyma'cığım İstanbul'un neresindensin? Hadımköy'deyim. Hadımköy'desin. Evet. Peki o zaman yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın.